Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek binası İstanbul Safir, çok özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 236 metrelik gökdelenin en yüksek noktasından, base olarak adlandırılan sabit bir yerden paraşütle atlama etkinlikleri nefes kesti. It's an amazing feeling. It's like you're stepping off something and you jump into the dead air and you feel the speed picking up. It's like some sort of a freedom. It's always a balance between the fear and not wanting that moment to stop because it feels so good. Türkiye Havacılık Festivali kapsamında gerçekleşen 1. Uluslararası Türkiye Şampiyonası'nda 4'ü Türkiye'den olmak üzere 28 profesyonel paraşütçü yarıştı. Katılımcılar arasında bir de kadın paraşütçü yer aldı. I'm a skydiver since 2007 and I was then working with someone who was base jumping and he just showed me his videos and then I went to Switzerland for a trip and I watched it, I loved it and I decided to start. Base jumping atlayışları korku, heyecan ve adrenalin başta olmak üzere bütün duyguları aynı anda hissettiriyor. It's really intense. You are full of emotion, a little bit of fear definitely. A little bit of adrenaline, but your brain and your mind really, really goes fast. So you have to make the decision really in a second or even less than second. And when everything goes well, the emotions at the end after the jump, it's beautiful. Base, building, antenna, span, earth kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Yani uçaktan değil de bina, anten, köprü ve toprak gibi sabit bir yerden paraşütle atlama anlamına geliyor. Dünyada hızla yaygınlaşan spor, Türkiye'de henüz yeterince tanınmıyor. Bu spora bütün dünyada olduğu gibi biz de normal skydiving'de uçaktan atlayarak başladık. Başlamadan önce tabii Türkiye'de önümüzde pek bir örnek olmadığı için biz daha çok internet ortamından videolar izleyip, makaleler okuyup, 2-3 arkadaş kafa kafaya verip böyle 1-2 senelik bir hazırlanma sürecinin sonunda malzeme edinip uygun yerler aramaya başladık. Sonra birkaç atlayışta başladık işte. Türkiye Havacılık Festivali kapsamında gerçekleşen etkinlikte hızla esen rüzgara rağmen paraşütçüler sarı ve kırmızı renklerle belirlenen alana iniş yapmaya çalıştı. I saw many jumps today. I think all of them were good. This building is totally good for base jumping. I mean, 230 meters, it's more than enough. Yarışmalar sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. İstanbul'daki base atlayışlarının başarıyla gerçekleşmesi önümüzdeki yıldan itibaren Pro Base Dünya Kupası'na 5. ülke olarak Türkiye'nin de dahil edilmesini sağladı. 2012'de hem uluslararası Türkiye Şampiyonası hem de Dünya Kupası'nın bir ayağı Türkiye'de gerçekleşecek.